kazancımız yarı yarıya düştü. Zaten belediye bize toplu taşımalarda az bir ayış veriyor. Kazandığımız parayı da akşam toplayıp petrole veriyoruz. Araca, şoföre hiçbir şey kalmıyor. Lastik, vergi, şoför SSK'sı almış başını gitmiş. Parça zaten alınmıyor. Masraf ağır bir külfet olmuş. Yani artık çaresizce ne olacak? Yavaş yavaş herkes bırakacak, çekilecek çünkü. Araba bana ait ama böyle giderse ben arabayı çekeceğim. Altından kalkamıyorum. Araba bir yağ bakımına gidiyorum 6000 TL. Sadece bir motor yağ bakımı. Bunun parçası, vergisi, SSK'sı, aracın bandrolü, feni muayenesi bunlar hariç. Bunlar hariç. Zaten yakıt almış başını gidiyor. Bizim en büyük sorunumuz yakıt. Zaten şu an durakta nereden baksanız 20-25 tane plaka boşta. Kimse çalıştıramıyor. Araba bize aittir. Biz şoför olarak çalışıyoruz. Valla seçimden sonra zam geleceği belliydi zaten. Geçinmeye çalışıyoruz ama olmuyor. Valla şu anda kurtarmıyor. Mecbur rayiş gelecek. Olan da millete olacak. Rayiş getirmek zorundayız. Getirmese kurtarmıyor. O yüzden olan bize oluyor, millete oluyor. Şu an çalışıyoruz ama akşama kadar mazota çalışıyoruz. Şu an bizi kurtarmıyor. Rayışı içeriye vermişiz. Rayış gelene kadar. Mazot devamlı grandı. Ben şu beri de mazot gram bu. Zübuna seçimi iki dağıstın. İca disa 3 milyon ne disa avetin ser. Klasına kana. Her hazırı klasına kebri. Ve fiyatı taşımaya klasına kebri. Yani anam becin rayış vere. Evci insan eme, halk eme mağdurdu be. Anam becin akere şaşını ve bebe demin evci insan eme mağdurdu ben. İka hayvana seri ve haleme ziga be. Abi marvat eme pırın. Hem bir zor banbat koyatken yani visa bizi evi yani klas ne yapaydın? Yok çalışıyorum, şoförüm ben. Valla mazot parlığı yömeye alamıyoruz. Yani dahillerde epey fark ediyor. Bütün herkesi etkiliyor, sadece dolmuş şey değil. Bütün insanları etkiliyor. Valla hayat şartı çok zor olmuş. Zar zor karnımızı doyurabiliyoruz. Valla etkilemesi zaten etkiliyor da. Her şey palıyor. Bir benzinde tek değil. İki tane öğrencim var. Valla geçim zor, çok zor. Zar zor karnımızı doyurabiliyoruz.